Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü'nden, Fen ve Teknoloji Lisesi'nden iki isim, değil mi? Gülkaren Ağca, dünyanın en prestijli üniversitesi Harvard ve Stanford'ın da arasında bulunduğu 9 üniversiteden kabul almış. Yine aynı okuldan Avjin Aktop da NYU'dan almış. Hem de Abu Dhabi'den kabul almışlar. Şöyle biraz moralimiz düzelsin diye iki öğrenci arkadaşımızı alalım istedim. Merhaba, ne haber, nasılsınız? Merhabalar. Ben duyamıyorum ama bana da duyurun. Bir Avjin, ne kadar güzel bir ismi var. Ne demek Avjin? Çok teşekkür ederim. Yaşam suyu demek Kürtçe'de. Evet. Heyecanlı mısınız? Vallahi çok heyecanlıyız. Tebrik ederim. Hanginiz Harvard'da yaptınız, kabul aldınız? Harvard mı, Stanford mı? Hangisine gitmeyi düşünüyorsun? Daha yeni geldi zaten kabulüm. Şimdi danışanlarımı, öğretmenlerimi birazcık soruyorum. 1 Mayıs'a kadar vaktim var zaten. O zamana kadar karar vereceğim. Ne okumak istiyorsun? Nörobilim okumayı düşünüyorum. Ya ana dal ya da yan dal olarak kesinlikle nörobilim olacak. Onun yanı sıra başka bir şey de gelebilir tabii yanına. Avjin, sen NYU'da ne okumak istiyorsun? Selçuk Hoca orada, Tülin Hoca orada, bir sürü tanıdık var senin. Orada yapmayız, arkadaşlarımız var yani. Vallahi evet, çok heyecanlıyım zaten oraya gideceğim için. Ben ekonomi okuyacağım. Özellikle Türkiye'nin son zamanlarda bulunduğu ekonomik krizden etkilenerek böyle biraz ilham aldım diyeyim. Ve böyle ekonomi alanına ilgiliyim. Peki nasıl hazırlandınız? Biraz anlatsanıza, hani kolay mı girmek? Nasıl bir hazırlık yaptınız? Kaç yıl çalıştınız? Yani liseyi 5 yıl okuduk zaten. Sadece lise olarak düşününce 5 yıl oluyor. Ama özellikle de bu okulların kişinin bilgi ve çalışması ötesinde sahip olduğu değerlere de baktığını varsa, yani göz önünde bulundursak belki de 18 yıldır çalışıyoruz da diyebiliriz. Peki bu yurt dışındaki bir okula kabul sürecini nasıl yönettiniz? Çünkü o da başka bir kolay bir şey değil. Yani bizdeki üniversite sınavı gibi değil. Farklılık ne bilmeyenler için? Yani aslında şöyle başlayabiliriz. Yurt dışına kabul almak için tam bir süreç gerekiyor. Direkt mesela sadece bir puanla giremiyorsunuz. Şöyle oluyor. İlk başta Common App, şöyle diyebiliriz mesela. ÖSYM'nin Türkiye sistemi için ÖSYM'nin sitesine giriyorsunuz ve orada başvuru yazıları var. Oradaki başvuru yazılarınızı kendinizi tanıtacak şekilde yazıyorsunuz. Ve aynı zamanda skorlarınızı yüklüyorsunuz. Birçok farklı aşaması var aslında. Dediğim gibi süreç gerektiriyor çok fazla. Belki Karan sen... Öğretmenler nasıl, destek oldular mı okulda? Yani sizin bu üniversitelere girmenizdeki rolü ne? Evet, aslında her süreç gibi bu da tek başına olmadı. Hem okulumuzdaki alt dönemlerimizle çok çalıştık, hem de bizi destekleyen öğretmenlerimiz vardı. Özellikle de Cemil hocamızın ismini söyleyebilirim. Bu yıl zaten Earth Prize Foundation tarafından yılın eğitmeni ödülüne aday gösterildi. Hem geçen senelerdeki Harvard başarıları hem de bu yılda böyle güzel bir şekilde devam etmesi yoluyla hep birlikte çalıştık diyebiliriz. Peki son sorum, dönecek misiniz geri okuduktan sonra? Ben kesinlikle geri döneceğim. Çünkü ihtiyacımız var bence. Ve böyle bana söz hakkı verilmişken şunu söylemek istiyorum. Diyarbakır'dan geliyoruz biz ve depremi çok şükür başkalarına göre çok hissetmedik. Ama lütfen depremi unutmayalım, unutturmayalım. Çok kritik bir nokta çünkü. Hala gerçekten yardıma ihtiyacı olan çok fazla insan var bu bölgede. Psikolojik olarak da, maddi manevi olarak da. Böyle bana verilmişken söyleyeyim dedim. İyi söyledin Avjin. Gül, sen de döneceksin diye umuyorum.
Ben yani üniversiteyi bitirir bitirmez tekrardan burada olur muyum bunu bilmiyorum ama hani eminim ki çalışmalarımın Diyarbakır'a ve Türkiye'ye yönelik hani olacak. Bu şey gibi şu anda üniversiteye gideceğim ama hala olduğum liseye ve Diyarbakır'a katkı sağlamaya devam edeceğim. İşte okul gazetemiz var, onda çalışmaya devam edeceğim gibi. Yani fiziksel olarak burada olmasam da kısa vadede de uzun vadede de çalışmalarımla burada olacağım. Sevgili Gül ve Avşin, kutlarım. Günün birinde bu yayını hatırlatın. Biliyorum ki çok iyi yerlerde olacaksınız. Bir yerde karşılaşırsak artık hangi makamda olursunuz? Nobel alırken mi? Bakan olduğunda mı? Avşin hangisi bilmiyorum. O zaman bu yayını hatırlatırsınız bize. Yolunuz açık olsun. Başarılar dilerim. İyi günler diliyorum. Ne kadar güzel ya bak. Eskiden Harvard'a gitmek büyük bir olaydı biliyorsun yani. Benim eşim Harvard'a gittiğinde gazetelere manşet olmuşlardı o zamanlar. İki Zeynep, Zeynep Fethullahçı ile Zeynep İnanıl gittiğinde. Ama şimdi Bahçeşehir Üniversitesi bu yıl, Kolej. geçen yıl Bahçeşehir Koleji geçen yıl 4 kişiyi göndermişti. Evet. Bu yıl 2 kişiyi, bizim Ferit Demir'in oğlu da biliyorsun. Ferit Aslan'ın oğlu da Robert Koleji burslu bitirdi. O da şimdi Amerika'nın çok iyi bir üniversitesinden kabul aldı. O da gidiyor bu yıl. Bu hikayeye aslında bir parantez açmak gerekiyor. Bu fen ve teknoloji liseleri normal liselerden farklı. Biz de birkaç kez çekime gittiğimizde görmüştük. 2006 yılında kurulmuş Enver Yücel'in vizyonuyla. Bence çok çok önemli bir proje. Bu şimdi öğrencilerin çoğu 2006 yılında o liseye girenler ve şu anda dünyanın farklı üniversite şeylerinde, teknoloji şirketlerinde, ABD Enerji Bakanlığı'nda çalışanlar var, Avrupa'da üst düzey kurumlarda çalışanlar var. O kadar geniş bir yelpazede bu çocuklar hala şey yapıyorlar ki, mezun olup çalışıyorlar ki, yani gerçekten bir şey bu, ne derler, öngörü. Enver Yücel ve Hüseyin Yücel'in, şu an kolejlerin başında Hüseyin Yücel var. Evet. Tebrik etmek lazım yani. Yani Diyarbakır'dan çıkması Evet. çok hoşuma gidiyor. Hani İstanbul'dan çıkmasına alıştık ama Diyarbakır'dan ya da Güneydoğu'dan olduğu zaman ayrıca gurur duyuyoruz. Birazdan deprem.